geçen ay. Küçük bir işletmemiz var. Sizin de gördüğünüz gibi tek katlı bir işletme. Geçen ay 11 bin civarında gelen elektrik faturası bu ay 22 bin 500 lira olarak karşımıza çıkınca şok olduk. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi buradaki biz de esnaf olarak ne yapacağımızı şaşırdık. Yani bir çorbacı dükkanı çalıştırarak bu kadar elektrik faturalarını nasıl ödeyeceğimizi düşünmeye başladık. Yani büyük bir sıkıntı bizim için. Bir de karşımızdaki kurum inanılmaz derecede acımasız. Bir faturayı ödeyememe bir durumun olduğu gibi ilk önce kesmeye geliyorlar. Açma kesme parası, ardından avukatlık paraları, tekrardan haciz işlemleri falan başlıyor. Böyle yani bu süreçte ülkenin de bu pahalılıkla mücadele ettiği dönemde elektriğe bu kadar bir zam yapılması inanılmaz çok kötü bir durum. Yani yetkililerin buna bir dur demesi lazım. Ben esnaf olarak gece 4'e kadar işletmem açık. Yani bu gidişte gece vardiyasını kapatmayı düşünüyorum. Gece vardiyasını kapatma durumunda ortalama 4-5 tane iş arkadaşımızla mecburen yollarımızı ayırmak durumunda kalacağız. Yine bir işsizler ordusuna 5 kişi daha katılmış olacak. Bence bir an evvel bir önlem almaları gerekiyor diye düşünüyorum. Doğalgaz da zaten yüksek geldi bu ay aynı şekilde. Yani bir de diğer bütün ürünlerimize, bütün kalemlerimize inanılmaz derecede zamlar geliyor. Kıyma en basiti 100 lira oldu. Yani bir dahaki ay diyorlar 120 liraları bulacağız. Biz köfte satıyoruz. Yani köfteyi kaça satacağımızı şaşırdık artık. Yani sürekli menülerde fiyat değiştirmeye başladık. Sakatat desen aldı başını gidiyor. Yağ desen, bakliyat desen yani mangal kömürüne bile çok ciddi zamlar gelmeye başladı. Yani ben kendim iş yeri sahibi olmama rağmen, dükkanlarım da bana ait olmasına rağmen ya şubeleri küçülteceğiz ya da dediğim gibi vardiyaları düşüreceğiz ya da tamamen artık dede mesleği olan mesleğimizden vazgeçeceğiz. Bir yazıhanemizde oturup araba mı alırız satarız artık yani ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz.